Özgür Danışmanlık Konuşuyorum'u sunar. Altaş TV ekranlarından Konuşuyorum programımızdan herkese merhabalar. Değerli izleyenler, yine bir salı günü Konuşuyorum programımızla karşınızdayız. Siyaseti, günü ve gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Programımıza her bölümde olduğu gibi bu bölümde de yine sezonlarca katkısı olan Özgür Danışmanlık, Özgür Balta'ya ve çalışanlarına teşekkür ederek programımıza başlamak istiyoruz. Hem siyaset yoğun, yine gündem yoğun, zaman zaman siyasetin ikliminde değişiklikler, ılıman bir siyaset izleniyor deniliyor. Bugün hem yeniden refahı hem de yereli konuşacağız, Beykoz'u konuşacağız. Seçimlerin ardından tabii ki biraz nadasa bırakılan dönem vardı. Ama artık yavaş yavaş partiler kendine göre geçmişteki yapılan yanlışları, doğruları ve artık ne varsa elindeki doneleri toplayıp bundan sonraki yeni döneme dair yol haritasına bakacak. Efendim bugün de bizler tabii Beykoz'u konuşacağız biraz, yereli konuşacağız. Yeniden Refah Partisi Beykoz İlçe Başkanı Sayın İlkay Yücel ile birlikteyiz. Tabii siyaseti konuşacağız derken dün önceki gün itibariyle de bir helikopter kazasıyla, dün itibariyle kazaya ulaşılması, enkaza ulaşılmasıyla birlikte İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler reisinin de artık cansız bedenine ulaştığı bilgisini de almış idik. Hayatını kaybeden tüm siyasi büyüklere ve İran halkına da başsağlığı dileyerek programımıza başlayalım. İlkay Bey, programımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siyasetin yoğun bir gündemini de geride bıraktık. Evet. Artık belediyeler kendine göre çalışmalara başladı. Evet. Sizler raporlar hazırladınız. Aslında hemen o SKM de terk edilmedi. Sizin de kendinize göre çalışmalarınız vardı. İlçede yapılanı yapılmayanı derlediniz, toparladınız artık ile il genel merkeze diyelim. Programımıza da teşriflerinizden dolayı ben bizi kırmadığınız için ayrıca teşekkür ederek başlayalım. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı sunduğunuz için, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii az önce de ifade ettiğiniz İran'da reisinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazası, Dışişleri Bakanı da yine vefat edenler arasında tüm İran halkının başı sağ olsun diyelim. 31 Mart akşamı itibariyle neticelenen sonuçlardan sonra biz yeniden Refah Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı olarak birçok siyasi partinin de yaptığı gibi biz de artımızı eksimizi değerlendirerek az önce de ifade ettiğiniz gibi işte il merkezimize bu durumu raporladık ve yeni sürecin başlangıcı için il başkanlığımızın müsaademizi de aldık. Bu hafta itibariyle inşallah çalışmalarımıza tam gaz devam edeceğiz. Evet, gerek partiniz açısından gerek de genel bir seçim şöyle ki hemen hemen seçime haiz olabilecek, yani seçime girebilecek tüm partiler burada kendi rozetleriyle geçmiş dönemlerde, özellikle bir önceki seçimlerde hep ittifaklar vardı. İşte yine Cumhur İttifakı, Millet İttifakı da diyebiliriz buna. Kısmen ittifak yapıldı ve birlikte bir seçim süreci yönetmişlerdi. Bugün baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi kendi rozetiyle, İyi Parti ve diğer partiler. Evet. Beykoz'da da aslında hemen hemen tüm partiler birlikte bu süreci yönetti. Kimi zaman rakip oldunuz, kimi zaman dostane bir ki Ramazan ayının da olmasıyla birlikte gönül sofralarında da buluştunuz. Nasıl bir seçim atmosferi yaşadı 31 Mart seçimlerini değerlendirecek olursak Beykoz ve Yeniden Refah Partisi? Şimdi Beykoz'da tabii Yeniden Refah Partisi'nin varlığı aşağı yukarı
4 yıl, 4,5 yıllık bir süreçte. Aslında kökeni eskiye de dayanıyor ama kurulduğu takvime bakarsak yeni bir parti diye de adlandırabiliriz. Evet, yani kurumsal manada Yeniden Refah Partisi ismiyle zaten 5 yaşında olan bir parti. Evet. Fakat kökeni itibariyle 1969 yılından beri rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın mücadelesiyle Beykoz'da da karşılık bulmuş, ciddi bir kitlesi olan, bilinirliği yüksek, sevenleri yüksek bir siyasi hareket. Tabii bu manada Beykoz'da bizi yoran, bizi sıkıntıya sokacak çok büyük olaylar yaşamadık. Fakat tabii siyasi hayatında vermiş olduğu ve seçim atmosferinin de ister istemez ufak tefek gerginlikleri olabiliyor. Bunlar akan siyasetin, hani futbolda derler ya, akan oyunda derler ya, yani siyasetin doğasında olan şeyler. Ama Beykoz siyaseti genelde yumuşak zeminde, birbirleriyle anlayışlı, hoşgörülü bir zeminde geçiyor. Başka ilçelerde ya da farklı şehirlerde çok daha sert durumlarla karşılaşılabiliyor. Ama yani Beykoz nezdinde, Beykoz özelinde çok da fazla böyle münferit birkaç olay dışında diğer siyasi rakiplerimizden çok da fazla bizi mağdur edecek bir durum yaşanmadı. Tabii sadece burada dönem içerisinde o süre zarfında da şikayet ettiğimiz konulardan bir tanesi bu pankartların yırtılması, işte propaganda hakkının birazcık daha önüne geçilmesi gibi ufak tefek olaylar oldu. Onlar bizim o dönem birazcık canımızı temsilde sıkmıştı. Adalet, seçimde adalet değil mi? Yani herkes kendine eşit oranda, yani iktidar partisi de olabilir, diğer partiler de olabilir, eşit oranda bir kampanya yürütsün söyleme de çokça vuku buldu ama zaman zaman sizin de ifade ettiğiniz bu oldu. Yani bunun dışında öyle çok da bir siyasi engellemeyle karşılaştığımızı söyleyemem Beykoz nezdinde. Tabii Beykoz'da birazcık sosyopolitik yapısı itibariyle şöyle bir durum var. Burada kentleşmenin çok olmadığı, işte yüksek binaların, işte apartman kültürünün çok fazla olmadığı için daha çok komşuluk ilişkilerine dayalı bir yaşam biçimi. İstanbul'un metropol yapısını göz önünde bulundurursak Beykoz biraz daha bir Anadolu şehri. Anadolu şehri diyebiliriz, bir kasaba şehri diyebiliriz. Yani bu anlamda komşuluk hukuku da olduğu için insanlar da yarın öbür gün seçim gelir gider, biz burada kalırız mantığıyla çok da fazla öyle bir sıkıntımız olmadı ama hamdolsun seçimi de alnımızın akıyla tamamladık inşallah. Evet, siz kendinize göre beklemiş olduğunuz oy oranları tabii ki dediniz ya 5 yıllık bir takvim ama ona rağmen bir genel seçim atlatıldı. Genel seçimde de ittifak yapılmasına rağmen ittifak olabilir ama biz iktidar partisine değil de Yeniden Refah'a atalım. Biz en azından yine kısmen bir sarı kart gösterelim diyerek de Yeniden Refah'a bir teveccüh olmuştu. Evet. Bugün genel seçimlerin ardından yerel seçimleri değerlendirecek olursak hani bu oy oranları beklediğiniz oy oranı, beklediğiniz bir hani herkesin kendine göre zafer ilan ettiği bir sonuçlar vardı. Siz kendinize göre kriteriniz neydi? Ne koydunuz ve ne sonuçlar elde ettiniz? Ya tabii bizim şimdi kazanamadığımız bir yerde zaferi ilan etmek gibi bir lüksümüz yok. Biz ancak kazandığımız zaman zaferi ilan edebiliriz. Kazananlar olacaksa? Yani bir kazanan varsa o kazananın bizim olmamız lazım ki zaferi ilan edebilirim. Zaten geleneklerimizde, DNA'mızda da bu var bizim yapı itibariyle. Şimdi az önce genel seçime de vurgu yaptınız. Oradan da birazcık konuyu geniş çaplı anlatmak istiyorum. Şimdi genel seçim zamanında biliyorsunuz Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek suretiyle Cumhur İttifakı'nı destekledi. Tabii 2023 o 14 Mayıs'taki seçimden 31 Mart'ın artık adaylar ilan edileceği süre zarfında Millet İttifakı'nın bileşenleri bize hep şey diyordu, işte 20 yıllık günaha ortak oldunuz. İşte bunlar sizin yüzünüzden. Çünkü aldığımız oy çok kritik bir oydu. Yani biz müstakil olarak girseydik bu sefer Cumhur İttifakı kazanamıyordu. Kazanamayacak. Şimdi
İşte 20 yıllık günaha ortak oldunuz. İşte siz bundan sebep, bundan mesulsünüz gibi söylemlerde bulunuyorlardı. Ta ki 31 Mart günü aday, yani 31 Mart seçimlerinin adayları açıklanma safhasına geldiğinde ve genel merkezimiz artık müstakil olarak bir seçim sattım haline çıkılacağı iradesini ortaya koyunca bu sefer plan tersi koymaya başladı. Yani bu sefer Cumhur İttifakı'nın bileşenleri, işte siz onlarla yol yürüyorsunuz, siz olmanız gereken yerde değilsiniz, siz durmanız gereken yerde durmadınız gibi. Esasında bu iki seçim arasında o büyük teveccüh, bize gösterilen, Beykoz halkının göstermiş olduğu büyük teveccühün bir konumlandırma mücadelesinin içerisinde de olduk biz seçim süresi boyunca. Bir taraf vatandaşı ilgilendiriyor, öte yandan siz ülke gündemini değerlendiriyorsunuz. Yani orada mı olmalı, burada mı olmalı? İttifak yapılırsa ve iktidarın yanında olunur ve kazanırsa ülke menfaatleri açısından da bir radikal karar alındı aslında orada. Şimdi yani yeniden Refah Partisi ve Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan az önceki ifade ettiğiniz beka meselelerinde nerede pozisyon alması gerektiğini çok iyi bilen, karakterinde ve DNA'sında bu olan bir yapıya sahip. Bir lider. Yani bugün eğer gerçekten bir beka meselesi varsa ülke sattığında, orada nerede pozisyon alması gerektiğini çok iyi bilir. Fakat yerel yönetimlerde müstakil olarak aday çıkartması başka bir konuya evrilmeye çalıştırıldı. Söylemek istediğim bu. Başka bir tarafa çekilmeye çalışıldı. Ve tabii hal böyle olunca biz bunu sahada bunun böyle olmadığını, yerel seçimlerin bir beka problemi yansıtmadığını, bir şehrin yönetiminin ya da bir ilçenin yönetiminin ülke yönetmekle aynı mental değerleri taşımadığını anlatmakla ilgili çok ekstra bir efor sarf ettik. Hatta o İstanbul'da yani İBB adayının, Sayın Mehmet Bey'in adaylığının çıkacak mı çıkmayacak mı, başka adaylar olacak mı furyası varken son ana kadar da adaylıkla ilgili netleşmeyen bir durum vardı sizde. Alınan o kararda tabii siz dediniz ya, halkın teveccühü, halk işte hür ve müstakil girmenizi istiyor. Yani size gönül veren, aslında partiye gönül verenler böyle istiyor. Aslında partiyi de konuşacak olursak çok da teveccüh eden vatandaş vardı ve son anda işte dediğim gibi İBB adayının çıkması partiye dair olan bir güveni de tekrar ortaya koydu. Yani şimdi ben şöyle de ifade üye sayılarımızın artışının olması, evet, partiye olan teveccüh ve son demde bir kongre, genel kongre yapılınca Ankara'daki hem iç arenada hem dışarıda doluluk oranı ülke siyasetinde yükselişe geçen bir parti, Yeniden Refah Partisi izlenimi de vermişti o esnada. Ya şimdi maalesef yani ülke gündemi nezdinde baktığımız zaman iki bloklu sistem üzerinde diğer bütün siyasi partileri angaje etmek istiyorlar. Ya bu taraftasın ya bizim taraftasın. Ya A tarafta ya B. Ya A taraftasın, B taraftasın. Şimdi eğer ülke gündemine dair bir fikri varsa, bir ideolojisi varsa, bir düşüncesi varsa siyasi partinin, ki zaten bu tüzükle, bu politikalarla kuruluyor. Yani derdi, bir memleketle ilgili bir derdi var ki bu adamın. Kuruluyor. Yönetmek gibi bir derdi de var aslında. Tabii yani memlekete gibi, katkı sağlamak gibi bir derdi de var. Derdi var ki parti kuruyor adam. Kesinlikle. Yani bu her kurulan siyasi parti bir amaç doğrultusunda kurulur. Şimdi sen diyorsun ki hayır, sen parti politikalarını bırak kenara. Tamam, bırakalım. Sen gel benim politikalarımı kabul et ve benim kurduğum kadronun bir bileşeni olarak siyasi hayata dahil ol. Bu sisteme dahil ol. Şimdi bu sistem halkın büyük bir bölümü tarafından kabul görmüş. Kabul görmüş. Ama o da ülke bekası için, az önce ifade ettiğiniz gibi. Ama yok, sadece o anlamda konuşmuyorum. Yani ülke bekası anlamında konuşmuyorum. Yani üçüncü bir alternatif yolda birleşmenin sistematiği düşünülmemiş. Evet. Düşünülmüyor da hali hazırda. Şimdi mesela Beykoz özelinde bakacaksanız biz Zafer Partisi ile 3 aşağı 5 yukarı aynı oyları aldık.
Bizim yarımız kadar oy aldı. Ama şey anlamında baktığınız zaman, söyleyeyim, çalışma anlamında baktığınız zaman kimse demiyor ki ya siz niye bu grupta değilsiniz diyor. Yani yeniden Refah Partisi'nin özelinde bir tarafta olduğu zaman karşı tarafın inanılmaz bir baskısı var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar da yazmış, inandığımız yolda ve yeniden Refah'ın her daim arkasındayız demişler. Allah yani, razı olsun. Dolayısıyla partilerin de işte kurulma sebebi diyorsunuz ki ülkeyi yönetmek veya bir katkı sağlamak. Dolayısıyla size üye olan, demiştim ya, İstanbul mitingi yaptınız. Evet. Hatta o zaman siz 500 bin bir şeyiniz vardı, sayınız vardı. 500 bininci üye. Evet. Hatta sonrasında açtınız. Bir son hafta. 580 bin dolaylarında bir üyemiz vardı ama son güncel rakamı takip etmedim. O seçim yani sattığında yine arttı. Yani tabii dolayısıyla partiye olan bir şey var. Yani eğilim var. Katkı sağlayan ya da size olan güven. Sadece Beykoz'da Ocak ayı ile Şubat ayının sonunda %20 civarında bir artış gerçekleşti. Yani parti üyeliğinde. O esnada sahada gezerken, yani tabii siz üye olun diye de mutlaka telkinde bulunuyorsunuz ama halkın üye olmakla şeyi neydi? Yani size yakınlığı neydi? Ya da mutlaka sözlü diyaloglar olmuştu. Şimdi neler söylediler ya da neler talep ettiler? Şöyle bir örnek vereyim. Vatandaş artık sahada karşılığını görmek istiyor. Yani oy verdiği insanın yanına gelip oturmasını, onunla beraber çay içmesini. Onunla vatandaş siyasetçiden ilgi bekliyor. İlgi bekliyor. Beni önemse diyor. Özetle bu. Beni önemse kardeşim. Seçim zamanı gelip nasıl benim boynuma sarılıyorsan, bir oya ihtiyacın, nasıl benim elimi öpüyorsan, nasıl benim çayımı içiyorsan, normal zamanda da 5 yıllık süre zarfında da gel benim çayımı iç, benimle ilgilen. Seçildikten sonra sahadan çekilme diyor. Sahadan çekilme. Şimdi, peki siz ne yaptınız? Şimdi biz sahadan çekilmedik. Biz sahadayız hala. İstanbul'un dört bir tarafında stand çalışmalarımız. Yeniden Refah Partisi olarak. Tabii. Biz seçimin hemen işte bayram tebriklerinin hemen ardından sahada çalışmalarına devam ediyor arkadaşlar. Yani hem Beykoz özelinde hem de diğer ilçelerde stand kurumları devam ediyor. Teşekkür ziyaretleri birçok ilçede devam etti. Biz de yazın köylerde aynı seçim kampanyasında yapmış olduğumuz gibi yine konvoylarla, yine köy kahvelerini ansızın ziyaret ederek çat kapı tabiri caizse gene ziyaretlerimiz yapılacak, yapılıyor. Bu şunu mu yansıtıyor ya da veriyor diyelim? Her an bir sonraki seçime hazırız ya da onun hazırlıkları. Tabii. Yalnız şöyle, seçimden kısa bir zaman sonra, yani seçimin hemen ardından tüm siyasi partilerde bir çek operasyonu olur yani. Çek etme, kontrol. Çek derken yani çek gibi alıyor. Kendini çek etme. Kendini çek etme operasyonları yapılır. İşte görevi bırakanlar olur, yorulanlar olur. İşte yeni katılan heyecanlı arkadaşlar olur. Onların bir adaptasyon süreci. Aslında onların da test edilmiş olması, yani sahadayken mutlaka kimin başarılı, kimin başarısız, tabii, kimin hevesinin olduğunu da sizler kısmen tabii tespit ediyorsunuz. O dönemlerde aramıza katılanlar olur. Yani seçim süreleri genelde yerelde çok hareketli geçtiği için, çok hızlı insan sirkülasyonu oluyor. O insan sirkülasyonu içinden bir sonraki dönemde de mutlaka kalmak isteyen, görev almak isteyen arkadaşlar oluyor. Tabii bunlar doğrultusunda da biz de yeni bir yapılanmanın eşiğindeyiz. Birazcık zamanımız var, bir iki hafta daha sürer. Ondan sonra tekrar aynı seçim zamanında nasıl yaptıysak, kahve ziyaretleri, çat kapı, eve gidip ziyaretler, ev ziyaretleri. Zaten Beykoz'un yazın imkanları daha geniş oluyor. Yani köyde, kentte, bağda, bahçede oturup sohbet edebilme, derdimizi anlatabilme fırsatlarımız daha çok fazla oluyor. Bunu kullanıp özellikle 6. ay ile 9. ay arasında kış aylarına nazaran daha fazla bir eforla sahada olacağız. Gün uzun olmuş oluyor. Daha rahat. Beykoz bulunduğumuz konum itibariyle biraz daha bahsettiğimiz gibi bir Anadolu şehri, Anadolu kasabası. Evet. Seçime tekrar geri dönecek olursak,
son dönemlerde özellikle adayların ya da adaylaşan isimlerin partiler nezdinde daha genç olması biraz daha dikkat çekiyor. Evet. Yani gençleştirilmeye çalışıldı. Ama aman üçüncü dönem, aman dördüncü dönem, aman bu isim olmazsa o isim olur. Çok kabul görmedi herhalde. Yani dördüncü dönemler kabul olmadı. Yani dönem dönem gidecek olursak. Mevcut isimlere çok takılmadılar. Yeni yüzler aradı vatandaş. Siz de onlardan biriydiniz. Genç onlardan biriydiniz derken yine yeni bir siyasetin yüzünde olan bir figür, yine siyasette olan bir parti. Ama adayı da gençti. İyi de koştunuz. Tempo, efor sarf ettiniz. Ve halk bu isimleri daha çok önemsedi aslında. Yeniden Refah Beykoz'da ve adayınızla nasıl bir süreç işledi? Şimdi şöyle. Donanım'da da bir arkadaştı. Bir konferansında denk geldim. Evet. Lafınızı da bölmüş oldum. Kusura bakmayın. Öyle de bir arkadaşı gördük. Keyif aldık dinlemekten. Allah razı olsun. Şimdi nasıl bir telefonu kullanırken yenisi çıktığında ilgi alaka artıyorsa, evet, kıyafette nasıl sürekli yenilik istiyorsa. Moda. Yani insanın doğasında var yenilik. Yeniliği arzulamak, yeniliği aramak. Şimdi işte konuşuyorsunuz, diyor ki adam ben diyor 35 yaşındayım diyor. İşte aşağı yukarı diyor 10-12 yaşını baz alırsak diyor, böyle dünya ülke gündemlerini işte anlamaya başladığımız yaş itibariyle diyor. 20 yıldır açıyorum televizyonu, aynı adamlar. Aynı yüzler. Aynı yüzler. İyide de aynı yüzler, kötüde de aynı yüzler. Bunu eleştirmek anlamında söylemiyorum. Yok, genel manada konuşmak. Adam diyor ki ya, açıyorum hep aynı adamın sesini duyuyorum ya da hep aynı kadının sesini duyuyorum. Ya da hep aynı konular, aynı işte parti isimleri, aynı vesaire. Şimdi insanlar diyor ki ya, yok mu bu memlekette başka bir adam? Kendi dünya görüşü içerisinde farklı isimler arıyor. Mesela genel seçimlerde de işte farklı isimlere gençlerin ilgisi çok daha fazlaydı. Mesela Muharrem İnce'nin kadroları hep gençti. Bizim kadrolarımız hep genç. Gençlik oranı çok daha fazla bizim Yeniden Refah Partimizin, evet, içerisinde. Ben 35 yaşındayım, ilçe başkanı. Ama milli görüşün geleneklerinde de gençlere öncelik var. Yani bugün Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin de geldiği noktada köken yani itibariyle ve aldığı mesuliyetlere baktığınız zaman hep 33 yaşında, 35 yaşında bu tarz yaş grupların, yani bu tarz yaşlarda önemli görevler ve vazifeler alıyor parti içinde. Aldığı yaşlara baktın, yani göreve geldiği itibariyle. Öyle genç bir siyasetçi olmanın avantajı ve dezavantajı nedir desem? Avantajı çok. Toparlayalım bunu da reklama gideceğim. O yüzden başka soruya atlayacağım. Avantajı çok. Bir kere mesela 35 yaşındaki bir insan hem 40, 50, 60 bantındaki insanlarla frekans yakalayabiliyor. Hem de 18-25 yaş arasındaki insanlarla frekans yakalayabiliyor. İki farklı, aslında aynı kaldırımda yürüyoruz. Aynı şehirde yaşıyoruz. Aynı ülkede yaşıyoruz ama kendi içlerinde çok farklı dünyalarda yaşıyorlar. Ve bu dünya, farklı dünyalarda yaşamanın arasında 35 yaş gibi, 40 yaş gibi, peygamberlik de 40 yaşında, evet, geldi Peygamber Efendimiz'e. Yani 35 yaş, 40 yaş çok hayatı okuyabilecek ve hem üstüyle hem altıyla frekansı yakalayabilecek çok güzel bir yaş. Bence avantajı her iki segmente de, yani bir üst segmente de, alt varyanta da, yani Z kuşağı dediğimiz tabii, kitleye de çok rahat hitap edebilir. İki, yani iki kuşak arasında da frekansları doğru yakalayıp çözüme de doğru gidebilir. Hayatı daha doğru okuyabilir. Tabii bu yaşla alakalı birazcık tecrübe, birazcık diye bunlar diğer kriterler, Fatih diğer etkenler. İstanbul'u fethettiği yaşı bakarsak evet, bugün bir baktığınız zaman 35 yaşta siyaset için belki de geç kalındı ama bir bizim şu anda hayatta olan büyüklerimiz açısından bakarsak jenerasyona, 30-35-40'lı yaşlarda siyasetteysen sana küçük gözle bakılıyor idi. Evet. Şimdi aslında ülkeyi yönetenler biraz daha genç isimlerden oluşuyor. Gençliği açmışken isterseniz reklama gideceğiz. Gençlerin siyasete ve Yeniden Refah'a bakış açısı nedir diye soruyu soralım. Tekrar reklamdan sonra bunu da konuşalım. Değerli izleyenler, ayrılmayın. Kısa bir reklam arası, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet değerli izleyenler, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranını yeni açan izleyicilerimize bir kez daha konuğumuzu da hatırlatmak istiyorum. Efendim yeniden Refah Partisi Beykoz İlçe Başkanı İlkay Yücel ile birlikteyiz. Tabii yerel seçimleri değerlendiriyoruz ama ardından tabii bir seçim biter ve yeni dönemin seçimi başlar. Dolayısıyla seçimin kritiğini yapıyoruz. Beykoz'daki değişime doğru da değineceğiz. Beykoz'da yerelde tabii AK Parti iktidarı mevcudiyetini gösteriyor idi. Son seçimlerde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Alaaddin Köseler'in kazanmasıyla birlikte burada da bir değişim oldu. O değişimi ve burada değişimin yansımalarını da Sayın Başkan'a soracağız. Kendisi de genç yaşta siyasete başladı diye bir girizgah yapmış idik. Ben de dedim ki tabii gençliği konuşurken aslında tam ardı ardına gelsin ki gençlerin siyasete bakış açısı. Yani siz de bir genç isim olunca dolayısıyla mutlaka hitap ettiğiniz kitlede, muhatap olduğunuz kitlede gençler de var. Veya gençleri kısmen sizler daha iyi anlayabilirsiniz. Biz 60 yaşta kısmen nasıl anlaşabilirsek aynı dilden konuşamayabiliriz. Onların aradaki 30 senelik farkı belki bizim göremediklerimizi veya bizim gördüklerimizi onlar görmeyecek. Bir kuşak çatışmasına doğru giriyoruz. Ama siz gençlerle çokça sık bir araya geldiniz, hemhal oldunuz. Gençlerin birincisi siyasete bakış açısı nasıl? Çünkü genel seçimlerde de yerel seçimlerde de 6 milyon seçmenin gençlerden oluştuğunu ifade ettik ve bu seçimde gençler çok önemli rol oynayacak dedik. Hem genel seçimlerde 14-28 Mayıs genel seçimlerinde hem de bu yerel seçimlerde. Onların siyasete bakış açısı ve sizin de hem ilçe başkanı olmanız sebebiyle hem de il toplantılarına da gidiyorsunuz. Yeniden Refah Partisi'ne olan ilgi alakayı da son raddede onu da almak istiyorum. Gençleri konuşalım. Şimdi gençler esasında güvenmek istiyorlar. Neye? Temel problem bu. Yani siyasilere güvenmek istiyor. Yani bir siyasetçinin bir genci ileriye taşıyabileceğine inanmak istiyor. Ve bu inandığı siyasetçinin peşinden de koşmaya hazır bir gençlik var. Sadece Beykoz özelinde konuşmuyorum. İstanbul genelinde de. Tabii herkesin kendine göre bir dünya görüşü var. İnandığı değerler doğrultusunda eğer inanabileceği, eğer bir lider çıkarsa karşısına, güvenebileceği, inandığı bir lider çıkarsa bunun peşinden koşmaya hazır bir gençlik var. Ben apolitik falan diye görmüyorum. Gerçekten ülke siyaseti hakkında cümle kuran, fikir üreten ve ülke siyasetini de en az sizin kadar, bizim kadar yakından takip eden bir gençlik var. Var. Tabii ki de apolitik bir gençlik olacak. Onlar her dönem olur. Ama genel manada, oransal anlamda baktığımız zaman gençliğin inandığı bir lidere ihtiyacı var. Dünya değişiyor, teknoloji değişiyor, fikirler değişiyor. Bu dönemde dediğimiz gibi Z kuşağı dediğimiz gençlik. Evet. Kendilerine göre şimdi tabii yeniden Refah Parti var. Yeniden Refah Partisi'ne bakışları bizim sahada karşılaştığımız inanılmaz bir teveccüh var. Çünkü işin özünde bir Erbakan markası var. Gençler bugün işte bu devrim arabalarının hikayelerini yani zamanında yapılmış okudukları zaman Erbakan hocamızın mühendislik dehası olduğunu öğrendiği zaman bir ilim insanı olduğunu öğrendiği zaman, bir bilim insanı olduğunu öğrendiği zaman bakış açıları bir anda değişiyor. Klasik bir siyasetçi olmadığını, aynı zamanda bir bilim adamının da kimliğinin olması ki genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan da mühendis. Hem babasının yolundan, hem davanın içinde büyümüş, hem de bilime bu kadar içinde mühendis olması hasebiyle gençler artık farklı bakıyorlar. Yeniden Refah Partisi'ne, milli görüşe o klasik bakış açılarının dışında ilgi ve alakayı da sağ olsunlar gösteriyorlar ve gençlik kollarını da aşağı yukarı yani bu 580 bin üyenin içerisinde yanlış hatırlamıyorsam oransalı da yanlış vermeyeyim yani %40-45 civarında. İyi de bir katılım var. Gençlik oranı. Onlar sonuçta yeni üye.
Yani Yeniden Refah Partisi'ne baktığınız zaman hep yeni üye. Tabii siz Sayın Erbakan'dan bahsettiniz. Bildiğim kadarıyla işte sloganınızda ahlaklı belediyecilik. Evet. Rüşvet alanda veren de melundur. Vatandaşın aslında kafasında tasvir ettiği, düşündüğü temiz toplum, temiz ahlak dediğimiz tüm kavramları içinde barındıran ahlaklı belediyecilik sloganıyla da yola çıktınız. Öncesinde şey var. Önce ahlak ve maneviyat. Maneviyat var. Bizim yani milli görüş projeksiyonunun, bakış açısının yani temel ilkesi önce ahlak ve maneviyat. Siz bunları söylediniz. Yani yerelde bu sloganla çıktınız. İşte ahlaklı belediyecilik dediniz. Burayla birlikte zaman zaman programlarımızda partinin temsilcilerini de ağırladık. Hatta döneminde mahkemeye çıkmış bir dosyasının da olmadığını savunan yöneticilerimiz oldu. Yani Yeniden Refah Belediyeciliği'nde olumsuzlukların olmadığını, mahkeme dosyalarının da olmadığını savundular. Dolayısıyla şimdi değişime doğru da evireceğim konuyu. Yeniden Refah Partisi'nin aldığı belediyelerde hemen o ahlaklı belediyecilik, yani rüşvet alan da veren de melundur sloganı hem kapının, binanın girişine hem de başkanlık katına da bunlar asıldı. Burada da siz bu sloganla çıktınız. Beykoz'u konuşacak olursak burada da tabii herkes mücadele etti kendi rozetiyle. Ama iktidar partisi değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı burada seçimi kazandı. Değişimi siz bekliyor muydunuz Beykoz'da? Beykoz'da değişimi biz bekliyorduk. Yani, bunu iktidar partisi kademelerine de karşılaştığımızda bunu çeşitli yollarla ifade ettik. Burada halkın taleplerinin gerçek manada dinlenmediğini, burada parti içindeki yaşanan ya da partinin tabanla veya halkla yaşadığı senkronizasyon bozukluğunun yarın seçimde seçim sattığı halinde kendilerine zarar vereceklerini çokça ifade ettik. Ama onlar böyle bir şeye ihtimal dahi vermediler. Tabii ihtimal vermemelerinin artık faturasını kendileri değerlendirecekler. Hı hı. Bu faturayı da maalesef yanlış yöntemlerle işte başka birilerine kesme arzusu içerisine girdiler. Ama bu arzu çok da karşılık bulmadı. Zaten günün sonunda da şapkalarını önüne alıp değerlendirdiklerinde hatanın ve günahın kendilerine ait olduğunu görmeleri gerekiyor. En azından istatistikler kendilerine onları veriyor. Ama bu değişim sahada kendini bağıra bağıra ben artık değişim istiyorum diye kendini ifade ediyordu. Hiç kimse kendini kandırmasın yani. Vatandaş bunu da tüm aslında benliğiyle gerek sandığa giderek gerekse gitmeyerek de aslında demokrasi şöleni yaşandı. Güzel de bir seçim oldu ve şehrin birçok dinamitleri beklenmeyen ilçelerde değişimler oldu. Yani bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin seçimi kazanması yani partinin kazanmasıyla öte yandan AK Parti'nin kazanacağı yerde Yeniden Refah Partisi, Yeniden Refah'ın kazanacağı yerde İYİ Parti veya CHP'nin o süre bölgede hiç kazanamayacağı bir yani sağ parti diyelim buraya. Sağ partinin egemen geleceği yerde sol partinin çıkış yaptığını da gördük. Halk siyasilere ne mesaj verdi burada? Halk siyasilere tırnak içinde adam olun çalışın mesajı verdi. Her haliyle. Her haliyle. Çok net. Siz nasıl bir mesaj aldınız ya da bu mesajı ilçe başkanı olarak siz nasıl uygulayacaksınız? Şimdi Beykoz özelinde baktığımız zaman Beykoz'un bir kere çözülmesi gereken olmazsa olmazı birinci gündemi imar problemi. Bölgenin en önemli sorunları. En önemli tek sorun. Tek sorun. Ya daha doğrusu tek sorun demek doğru olmaz. Ana sorunu. Şimdi vatandaş diyor ki sahaya indiğimiz zaman ya kardeşim güzel. Restoran güzel. Park güzel. Bahçe güzel. Ama benim oturduğum evin bana ait olup olmadığıyla alakalı bir meşrutiyet problemim var diyor. Evet.
Yani bu ev benim mi, değil mi? Sen benden 2B ile alakalı ödeme aldın ama tapumda şerh var. Bu şerh kaldırdın mı, kaldırmadın mı? Acabalarla yaşamak istemiyorum dedi. Tabii yani vatandaş şu kafasında şu soruyu netleştirmek istiyor. Bu ev bir katlı ama benim. Benim evim. Bu ev 3 katlı. Yıkılırsa yerine 2,5 kat yapabilir miyim? Mülkiyet, ya barınma problemi. Birinci. Maslow'un ihtiyacı. Bunu da aslında hem içselleştirirsek bireysel olarak öte yandan bir deprem ülkesindeyiz. Yani barınma ihtiyacı derken evet. Burada zaman zaman o konferanslarda şunu da söylediler. Yani burada kentsel dönüşüm olacak. E peki olursa ben yıllardır çocukluğumun geçtiği ve mahalle kültürüyle yetiştiğim Beykoz'dan ayrılacak mıyım? Aslında karmaşasına da girdi. Burada o şeyler de verildi. Dediler ki burada biraz daha kentsel dönüşüme ağırlık verelim. Barınma ihtiyacını hem giderelim ama giderirken de işte dediniz ya benim mülkiyetim işte 120 metrekare daireden bahsetti. Peki benim burada kentsel dönüşüme girerse 90 metreye mi düşecek, 70'e mi düşecek? Hep acabalar oldu. Peki bu acabaları yeni mevcut iktidar diyelim artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazandı. Burada o acabaları yeni seçilen isim giderebilecek mi? Yani halk istediğini elde etti diyebilir miyiz? Şimdi tabii ki o iddiayla geldi. Beykozlu Beykoz'da kalacak iddiasıyla geldi. Değil mi? Yani en çok da onu söyledim. Az önce sizin ifade ben acaba etmeye, başka bir yere mi gideceğim? Yok, ifade etmeye çalıştığınızın sloganik hali Beykozlu Beykoz'da kalacak. Ve Beykozlu Beykozlar yönetecek. Yönetecek. İki ana başlık altında çıktı CHP seçime. Şimdi Beykozlu Beykoz'da kalacak, kalıp kalmayacağını göreceğiz. Tabii daha 1,5-2 aylık bir süreçten onu göreceğiz. Şimdi Beykoz'u Beykozlar yönetecek sloganının da birkaç adımını attı. İşte kadrolar tamamlandı mı? Daha bugünlerde yine belediye başkanı adaylarıyla ilgili adımını attı dedim. Tamamlandı mı? Tamamlanmadı. Ya yani Beykozlu yerel siyasetçilerden yani Beykoz'un siyasetçilerinden belediye başkan yardımcıları atamaya başladı. Biliyorsunuz Murat Aydın'ın belediye başkan yardımcıları Zeytinburnu'ndan gelmişti. Diğer kadroyu dışarıdan getirmişti. Şimdi Alaaddin Köseler birazcık daha Beykoz'un kendi insanından kadrolaşmaya gidiyor. Adım adım gidiyor tabii bir anda olacak iş değil. Dün herhalde basında karşılaştığımız Murat Han Bilinç yine Aksu idi yanlış hatırlamıyorsam soyadları. Belediye başkan yardımcısı olarak evet, yaptılar. Görevlendirdiler. Yani mesela Sayın Miniç daha Milliyetçi Hareket yani daha doğrusu Büyük Birlik Partisi'nin içinden yetişmiş. Daha sonra İYİ Parti'de aday olmuş vesaire. Öyle bir süreci var. Ama şimdi CHP'de kontenjan birden aday olmak suretiyle CHP meclis üyesi oldu. Ve şimdi yani de kazanacak. Belediye başkan yardımcısı oldu. Yani burada esasında Beykoz'u şu mesajı vermek istedi. Tüm Beykoz siyasetçilerine. Eğer Beykoz'u Beykozlular yönetecekse ve Beykoz'u Beykoz'da kalacak ise biz burayı kimin yönettiğine bakmıyoruz. Yani hangi partinin yönettiğine bakmıyoruz. Sadece Beykozlular yönetsin. Beykoz'un evladı. Ve Beykozlar Beykoz'da kalsın. Bu kadroları yani A Partisi'ni ve B Partisi'nin kadrolarını da gözden geçirmiş diyebilir miyiz? Tabii ki de çok çok net. Geçirmese bile bir önceki dönemde Murat Aydın'ın bir referansı var. Yani Murat Aydın'ın yaşamış olduğu. Bakın Murat Aydın başarısız bir belediye başkanı değil. Değil. Yani yıllarını vermiş artık deneyim. Yapmış olduğu Beykoz özelinde konuşuyorum. Zeytinburnu'ndaki kariyeri tamam orada bir tecrübeyle geldi. Beykoz'da yapmış olduğu sosyal alanlar, işte vermiş olduğu hizmetler, camideki kendisine göre burada nirvanasını yapmış olabilir ama Beykoz'da daha farklı hizmetler de bekliyordu diyorsunuz. Hizmetten ziyade Beykoz'un beklentisi, Beykoz'u Beykozluların yönetmesi. Net bir ifadeyle. Ve Beykoz'un da Beykoz'da kalabilmesi. Şimdi AK Parti buna inandıramadı. Beykoz'da. İnsanları buna inandıramadı. Çünkü yıkılan evler, Murat Aydın'ın getirmiş olduğu belediye ekibinin
genellikle ilçe dışından ve Beykozlu olmayan isimlerin olması hasebiyle bunu pek inandıramadı. CHP'de az önceki Sayın Miniç örneği gibi, işte Alaaddin Köseler bir önceki dönemde MHP'den de aday olmuştu. İşte Miniç, Keza büyük bir İYİ Parti'den aday olmuştu. CHP'nin içerisinde de AK Parti'de ve işte diğer muhtelif partilerde siyaset yapmış belediye meclis üyeleri var. Buradan aslında CHP, CHP olarak değil, Beykoz bütünü, bir Beykoz ittifakı gibi bir çatı isimden çıktı. Ve böyle başarıya gitti. Şimdi bizim aldığımız mesaj çok net burada Beykoz halkından. Biz Beykoz halkı olarak CHP belediyeciliğini bu yapı itibariyle Beykozlu Beykoz'da kalacak söylemine binaen en güçlü gördüğümüz için AK Parti'nin karşısında buna emanet ettik. Eğer 4 yıl boyunca bu arkadaşlar sözlerini tutmazlarsa, çünkü seçimdeki saha verilerinden de yola çıkıyoruz. Eğer bu arkadaşlar sözlerini tutmazlarsa, Beykoz'da, Beykozlu Beykoz'da kalmazsa, Beykozlu'yu da Beykozlu yönetmezse hazır soyunun, oyuna giriyorsunuz. Peki siz bunun takipçisi olacak mısınız? Tabii ki de. Yani çünkü seçmen size bir yetki veriyor. Benim adıma sen takip edebilirsin, ne bileyim analiz edebilirsin, yorumlayabilirsin, artıları eksileri size bıraktı. Siz zaten ana işimiz bu. Ana işimiz. Yani bizim şu anda Yeniden Refah Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı olarak her an her dakika Beykoz Belediyesi'nin ensesindeyiz biz. Peki. Oraya gelmeden. Şimdi son dönemlerde Sayın Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyarete gitti. Evet. Siyasette artık kutuplaşma olmasın, ılıman bir iklim olsun da denildi. Herkes siyasetini yapsın. Tepede biz birbirimize rakibiz. Biz belediyelere, belediyeler ilçede, ilçede yöneticilere, yöneticiler mahalle muhtarlığına ve muhtarlıklar komşusuna varana kadar kutuplaşıyor. Birbirlerine karşı farklı bir husumetle bakıyor dedi sözlerinde. Siyasette ılıman bir iklimle birlikte şunu da sormak istiyorum. Siz Beykoz Belediyesi'ne hayırlı olsun'a ziyarete gittiniz mi? Ve bundan sonraki rakip bulunduğunuz o konjonktürde, siyaset ikliminde, yani o arenada rakipsiniz. Bundan sonra diğer siyasi partilerle siz nasıl bir yol izleyeceksiniz? Belediyeye hayırlı olsun'a ziyarete gidecek misiniz? Gittiniz, belki de tattığınız çikolatanızı aldınız ama vatandaşın da size verdiği bir yetki var. Benim adıma orayı da denetle. Evet. Hayırlı olsun'a gitmek başka, denetlemek başka. Bunları ne yapacaksınız ya da bu ılıman siyaset kavramını siz nasıl değerlendireceksiniz? Telefonda tebrik ettim kendisini. Aradınız. Birkaç defa da farklı yerlerde karşılaştık. Orada da ayaküstü yine tebrik ettik. Gelmek istediğimizi söyledik. Bir randevu talep ettiniz mi? Tabii. Takvim içerisinde. Görüşeceğiz belki bu hafta ya da önümüzdeki hafta için. Olumsuzluk gözlemlemiyorsunuz ama kapısını açar diyorsunuz. Tabii öyle bir sıkıntımız yok bizim. Yani Yeniden Refah Partisi'nin hem AK Parti hem CHP ya da diğer partilerle de öyle çok yerelde çok sıkıntı yaşamadı. Yaşamaz yani. Gittiğimiz zaman kapılarını açarlar. Çünkü bizim oraya niçin geldiğimiz belli. Yani bir nezaket ziyareti. Nezaket ziyareti. Diğer partilerle peki? Yani şu anda bütün ilçe başkanlarıyla karşı... en şu anda rakip görülen size yafta yapılan AK Parti ya da AK Parti'nin oylarını bölmekle çokça damga yediniz. Şu anda AK Parti ile görüşmeye sattığında mısınız? Görüşüyor musunuz? Bayramın 3. günü AK Parti ilçe başkanı ile Kılıçlı Köyü'nde karşılaştık. Oturduk, aynı masada çay içtik. Aşağı yukarı bir 10-15 dakika konuşma fırsatımız oldu. Muhabbet ettik, sohbet ettik. Öyle bir seçimi ayaküstü bir 10 dakika gibi değerlendirdik. Onun dışında da herhangi bir sıkıntı olmadı. Bizim, şöyle söyleyeyim, siyasetçilerle alakalı herhangi bir problem yok. Yani ilçe başkanları, ilçe başkan yardımcıları, meclis üyeleri, yani böyle bir bütününde bizim münferit olabilir belki birkaç tane ama bizim genel itibariyle
Sahada artık desteklediği partiyi demiyorum, artık tuttuğu partiyi diyorum. Çünkü takım gibi tutuyoruz ya artık partileri. Maalesef. Evet. Maalesef o seviyeye geldik. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi diyorlar ki işte AK Parti'nin oylarını böldünüz. İşte siz olmasaydınız AK Parti kazanacaktı vesaire. Diyorum ki mesela cami cemaati bunu çok yapıyor bize. Evet, gittiğimiz evet. zaman. Diyorum ki amcacığım diyorum. Biz bu oyları çeyizimizden getirmedik. Dışarıdan gelmedi bu oylar. Bak buradaki insan demek ki bu insanlar işte %3 oranında, %5 oranında rahatsızlarmış ki bize oy vermek suretiyle bu rahatsızlıklarını dile getirdiler. Yani biz bu oylar hani biz olmasaydık da size verilecek oylar değildi bunlar. Biz bunları dışarıdan getirmedik. Çeyizimiz de değil. Bunları biz sahada insanları anlattık, ikna ettik. İnsanlar bize teveccüh gösterdi. Görüp gözlemlediği. Şimdi bir de şöyle bir yanlış var. Beykoz özelinde konuşuyorum. Şimdi geçen seçimde yani. Toparlayalım onu. 75 bin oy. Bu çok önemli bir. Genel seçim için mi diyorsunuz? Yok yok şeyde. Geçen. Belediye seçimi. Murat Aydın ilk seçimi. Bir önceki dönem seçimi. 75 bine 55 bin. Yani AK Parti ile CHP'nin almış oldukları oylar. 75 bin. Murat Aydın, bunu açıklamam lazım. Çok önemli Dinliyorum. Bir konu. Bizim de üzerimizden bir yük çıksın Kesin. Sizlerin vasıtasıyla. 75 bin oy. 55 bin de CHP'nin aldığı oy. Aşağı yukarı 12 bin, 13 bin de İYİ Parti'nin aldığı oy. Daha doğrusu 13-14 bin civarında. Bu burada bir kalsın. 5 bin de Saadet Partisi'nin, küsuratları söylemiyorum. 5 bin küsurat da Saadet Partisi'nin aldığı oy. Bugün geldiğimiz tabloda 66 bin küsurat AK Parti, 67 bin küsurat CHP. Şimdi buradaki 12 bin yani İYİ Parti 13-14 bin, 12 bin o küsuratta bugün 1300 gibi bir oy alıyor. Yani burada aşağı yukarı bir 10-11 bin, 12 bin gibi bir ciddi bir oy kayması Miniç'ten dolayı bu 55'in üzerine ekleniyor. Etti mi sen 66? Buradaki 75 binin bu almadı. 75 binin de 20 binini sen sandığa götüremiyorsun. Bu dönemde değil mi? Bu dönemde sandığa götüremiyorsun. Peki şimdi diyeceksiniz ki Yeniden Refah Partisi bu işin neresinde? 5 bin oy almış geçen sene Kaşıtoğlu. Geçen seçimlerde, geçen seneden kastım anladınız. 5 bin küsurat. Bugün Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin topladığı oyu 1400 küsurat onlar aldı. 4000 küsurat. Yine 5000 küsuratlı bir rakama tekabül ediyor. Yani esasında biz Saadet Parti ile Saadet Partisi'nin geçen kendi kulvarınızdaki oy oranınızla evet biz AK Parti'ye zarar vermedik diyorsunuz. Bizim AK Parti'nin oyuyla herhangi bir işimiz yok. Burada CHP kendi oyunu arttırmış. İYİ Parti'nin oyu bu tarafa transfer olmuş ve AK Parti seçmenini sandığa götürememiş. Az önceki ifade ettiğim o Murat Aydın'ın 5 yıllık buradaki süre zarfında insanlarla olan işte Beykozlu Beykoz'da kalacak mı sorusunun cevabını Murat Aydın tam bir ifade edemediği için sandığa gitmemek suretiyle insanlar aslında tepkisini böyle verdi. Sandığa gitsem başka partiye oy vermektense gitmeyeyim burada kalayım demiş. Aslında yine vatandaş AK Parti'yi de burada düşünmüş. Peki bu denklemde faturayı niye biz ödüyoruz? Siz de yani seçimi dışarıdan takip eden bir insan olarak, bir gazeteci olarak. Buradaki orana bakılırsa diyorsunuz ki Yeniden Refah Partisi AK Parti'nin oylarını böldü. Tamam da hani böldüysek bizim oylar nerede? Bizim oylarla kaybettiysen. Bana bir program daha çıktı bu vesileyle. Hani tam son raddede güzel oldu. Demek istediğimi anlatabiliyor evet. muyum? Yani aslında seçmen en doğru karar verdi. Yeniden Refah'ı kendine yakışanı yaptı. Seçmeniyle de buluştu diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Ben programımıza renk kattınız ama bitti mi? Süre doldu hiç sorma. Yani hızlıca bitti. Biz biraz geç açıldık ama olsun. Evet biraz öyle oldu ama iyi de oldu. Zaman zaman programımızda yine ağırlamak isteriz. Beykoz'u ya da
İstanbul'u da konuşacağım. Konuşacağımız da çok, buranın da birçok sorunları da var aslında. Evet. Kırsal alanda çalışan tarım destekleme projeleri de vardı aslında sizin çalıştığınız projelerde. Evet. Biraz onları da konuşacaktık. İlerleyen programlarda yine aramızda görmek isteriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka konuğumuzla karşınızda olabilmek ümidiyle diyelim. Hoşça kalın. Özgür Danışmanlık konuşuyorumu sundu.